Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle 22 numara tığımın numarası ve bu şekilde de bu renkle tülbentimizde aynı renkte olan ipimiz şöyle mavi kullandım size sıralı bir model hazırladım şöyle çıtı pıtı çok zarif bir model oldu şöyle bakın arkadaşlar türbentin kendi renginden yapmak istedim bu şekilde modelimizi sizler tabi bunu yeşil renkli gördünüz yeşil renkle de çok güzel oluyor böyle farklılık olsun diye çimenini Şöyle tülbentimin rengiyle yaptım. Şöyle tatlış, çıtıpıtı, çıtırıklı bir model oldu. Evet, sıralı model sevenler beğenecek sanırsam. Ben de severim arkadaşlar. Böyle bakın, şöyle yakın plan göstereyim. Çıtı pıtı böyle bir model. Yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın ipimiz biliyorsunuz bu ipler biraz kalın oluyor. O yüzden bu ipleri kalın olmasın diye şöyle bakın açıp şöyle kullanmadan önce muhakkak şöyle inceltip biraz esnetirseniz daha güzel duruyor bu kalın olur diye bununla yapmayıp ince iple yapınca da ütüsü düzgün olmuyor arkadaşlar sürekli her kullanışta hemen ütüsü bozulabiliyor bunda bir kere ütüleyince rahatlıkla bayağı bir ütüsünü kullanılabiliyor o yüzden öbür ince iple yapmak yerine zarif olsun diye bunu inceterek yapıyorum. Ee, neden bu kadar ince duruyor? Başka ip mi kullanıyorsunuz diye hani yorumlarda yazıyorsunuz ya. Başka ip değil arkadaşlar. Gerçekten gösterdiğim ip ile yapıyorum ama incetiyorum en son noktasına kadar. Evet, şimdi de açıklamamızı yaptık ve modelimizin yapılışına başlayalım. Evet, ilk başlarken nasıl başlıyorum? Bakın tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi İlk önce tabii ki tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz bu şekilde. 696 nolu videomda tüm tülbent kenar tığlama işleminin püf noktaları, kenar dönüşümü hepsi mevcut. 696 videomdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın bir tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitledim. Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum. Bakın ipimi şu boyutta uzatıyorum örümcek boyutumu görüyorsunuz arkadaşlar gayet minik şöyle hemen minik bir örümcek yapıyorum bu uzatmış olduğum ip boyutunda şimdi bir defa tığımı doladım iki tane tığ battı atlayıp 3. tığ battının içine şöyle iki iki alarak trabzan yaptım bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 bir defa tığımı doladım Bakın, şöyle yuvanın içine giriyorum 2 2 alarak trabzan yapıyorum. toplamda bu tığ battının içine 5 tane ikili trabzan olacak bir defa tığımı doladım aynı tığ battının içine bu şekilde 5 tane ikili trabzan yaptık bakın benim tığ battılarım biraz küçük olmuş bu modelde biraz daha büyük olabilir arkadaşlar Şöyle daha rahat yaparsınız. Benim hazırda vardı o yüzden bunu kullandım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum bu 5 trabzandan sonra. 6 ve 7. Ters tarafına çevirdim. İlk bakın trabzanımın tepe noktasını örümceği ellemeyin. Örümceği bozmayın arkadaşlar. Örümceğin sık iğnesine girerseniz şekli bozulur. Bakın buradaki ilk trabzanımın tepe noktasına girip 2 tane zincir çekiyorum hemen döndüm düz tarafına bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 şöyle bir ikili trabzan bir zincir bir defa doladım yine 2 2 iki. yine ikili trabzanımı yaptım şöyle bir zincir çekiyorum arada bakın üç tane trabzanım oldu bir defa tığımı doluyorum 7 zincirli yuvaya girip 2 2 alarak şöyle ikili trabzan arasına bir zincir bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 toplamda 8 tane zincir olacak arkadaşlar buraya arasına bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 bakın altıncı bir zincir bir defa dolayıp yuvaya giriyorum 2 ve 2 7 tane baştaki iki zincirle beraber buraya 7 tane trabzan yaptım. 8. de yine baştaki gibi iki zincir olarak böyle yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde hemen dibine şöyle bir zincirimi çekiyorum. Hem trabzanım oturuyor hem de bu örümceğim için dibine destek. Bakın bu ip boyutunda uzatmış olduğunuz ilmek sizin örümceğinizin boyutunu belirler. Üçüncü tığ battı ya. Girdim. Kapattım. Yine dibine bir zincir. Hem bu sık iğneyi o Hem de yeni yapacağım örümceğim için şöyle bir destek oluyor arkadaşlar. Bakın ipi şu ipi uzattığınız boyut ilmek sizin örümceğinizin boyutunu belirler. O yüzden ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar ipinizi uzatın. Bir defa tığımı doladım. Hemen iki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma giriyorum şöyle 2 ve 2 yine buraya 5 tane ikili tırabzan bakın 2 ve 2 şöyle 3 4 dediğim gibi biraz benim kiler minik olmuş tekrar bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2 şu yapmış olduğumuza da bakıtmayı unuttuk arkadaşlar bakın bu şekilde oluyor 5 tane trabzanın üzerine aralarında biraz zincir çekerek 8 tane trabzan bu şekilde oluyor şimdi ikincisi için yine 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincirlerimi sıkı sıkı çektim ters tarafına döndüm ters tarafına döndüm ilk trabzanımın tepe noktasından girip sabitliyorum 1 2 zincir düz tarafına döndüm bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 baştaki 2 zincirle beraber 2 tane trabzanım oldu araya bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 araya bir zincir bir defa doladım şöyle 2 ve 2 bir zincir bir defa doluyorum 5 bir zincir bir defa tığımı doladım şöyle 6 7 bakın bu şekilde baştaki zincirle beraber 7 oldu 8 de yine baştaki zincir gibi iki tane çekip kapattım yuvaya dibine bir zincir çekiyorum bakın şöyle uzattığım boyutu ilmeğin ilmeğim benim örümcek boyutumu belirliyor şöyle sık iğne ile sabitleyip üçüncü tığ battıya şöyle sabitledim dibine de bir tane zincir çekiyorum bak şimdi ikinciyi de yaptık bir tane daha yapalım şöyle küçük bir örümcek kapatıyorum buraya bu şekilde bir defa tığımı doladım üçüncü tığ battının içine iki ve iki bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2 3 4 ve 5 Bakın. Şöyle 7 zincir Ters tarafına çevirip Buradaki ilk trabzanımın Tepe noktasından girip Sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. Bu şekilde araya bir zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim 2 ve 2. Bir zincir. Yuvaya girdim 2 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. 6 bir zincir 7 bir iki zincir bakın 7'den sonra iki zincir hemen ay ilk baştaki gibi yuvaya kapatıp işlemimi bitiriyorum şöyle tığımı takayım bir zincirimi çekiyorum ipimi şöyle örümceğimin boyut olmasını istediğim boyuta çekip şöyle minik olsun arkadaşlar büyük hiç güzel olmuyor sökmek zorunda kalırsınız bu modelin püf noktası da minik, küçücük hatta bu örümcekler. Evet. 3 tane yaptık sizlerle beraber arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Basit bir oya. Aynı işlem devam edecek. Şimdi biz ikinci sıranın bu kirpik işleminin yapılışına geçelim. İki zincirin arasına sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başladık ikinci sıramıza. Şimdi arka tarafı unutalım. Biz de ilk başlar gibi başlayacağız. Şöyle ben örümcek yapıyorum. Siz de böyle iki zincirle ipi tutturma gibi düşünün burayı. İpimizi tığımıza tutturduk. Bu iki zincirle ters taraftan düz tarafa döndüğümüz yaptığımız trabzanın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Bakın. Şimdi arkadaşlar buradaki 8 tane trabzan yapmıştık Bakın bu baştaki ve sondaki iki zincirli yerleri sadece geçiş yeri olarak sık iğne yapacağız sadece bu tepe noktalara birer zincirle yapılan yerlere yuvalara bu şekilde kirpik yapacağız bakın 8 tane yapılan trabzanın tepesinde 5 tane kirpik var o da bu şekilde oluşuyor şöyle şimdi sık iğne ile buraya sabitledik hemen boş olan bir yandaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım yani bir zincirli yuvaya kirpik yapacağız 4 zincirimi çektim sık iğne ile sabitledim hemen sıradaki bir zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım yine 4 zincir şöyle kirpiklerimi sıkı sıkı çekiyorum ki güzel kalıp gibi bir kirpik olsun hiç zincir çekmeden direkt bu bir zincirli yuvaya geçiş yapıyorum 4 zincir buraya kapattım Bakın, kirpiğimi oluşturdum sıradaki bir zincirli yuvaya 1 2 3 4 zincir zincirleri sıkı sıkı çekiyorum ve sabit bakın buradaki bir zincirli son yuvaya da girdim 5. kirpiğimi buraya yapıyorum şöyle sık iğne ile sağ Sonuncu bu iki zincirli aşağı indiğimiz yuvanın içine de sık iğne ile girdim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum dibine. Sık iğnenin üzerine bir zincir ipimi uzatıp şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Ve buradaki iki zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabit bu şekilde şöyle ara geçiş örümceklerimiz ve yandaki bir zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim 1 2 3 4 zincir sık iğne ile sabitledim ve aradaki bu bir zincir yuvanın içine de sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir kapattım buradaki yuvanın içine yani bir zincirli yapmış olduğumuz trabzan yuvasının içine sık iğne ile geçiş yaptım 4 zincirimi çektim buraya sabitledim trabzanın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir rabzanın arasına girdim, sabitledim. 4 zincir. Sonuncu yuvanın içine de sık iğne ile girip sabitledim. Bakın. Bu şekilde 5 tane kirpik oluştu. Dibine bir sık iğne, bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi bakın uzatıp hemen sık iğne ile buraya sar. Küçük bir örümceği kullanıyorum. Direkt iki zincirden yapmış olduğum bu yuvamın içine sık iğne ile örümceğimi sabitledim. Bu kenar kısımlar sadece örümcek tutturmak için kirpiği oraya değil bir sonrakine yapıyorum. Birer zincirli olan yuvalara yapıyorum. Şöyle dört zincirimi çektim. Kapattım kirpik olarak. Sıradaki bir zincirli yuvaya geçiş yaptım şöyle 1 2 3 4 zincir sıradaki yuvamıza geçişimizi yaptık 4 zincir kapattım hemen bakın sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir sıradaki yuvanın içine geçişimi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Sonucu yuvaya sadece sık iğne yapıyorum. Şöyle dibine de bir zincir. Burada bıraktığımız için örümcek yapıp devam edeceksiniz siz. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Çıtı böyle minik oyalardan hoşlananlar için gerçekten çok hoş oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel bir model hazırladım sizlere. Çıtır pıtır zarif. Minnak bir model oldu. Çok da tatlı oldu. Bakın arkadaşlar şöyle bir uzaktan hepsini bir göstereyim. yakından da şöyle bir geçit çok beğendim arkadaşlar gerçekten Siz de bu benim anlattığım verdiğim püf noktaları uyarak yaparsanız bu şekilde böyle çok tatlı minnak bir hoş bir modeliniz olacak. Bir de arkadaşlar şöyle arka tarafından da bakın şöyle biraz ne de olsa ip incesek de biraz kalın gibi ütülendiği takdirde böyle incecik olacak daha yapışacak sıcak ütüyü görünce ipler. Evet bu şekilde modelim. İstediğiniz rengin tülbentinde hatta yeşili yapabilirsiniz tülbentin renginde zevk size ait arkadaşlar farklılık olsun diye arada bazen böyle çimenleri tübentin kendi renginden gösteriyorum o da çok hoş oldu bakın çok da yani zarif oldu durdu güzel durdu İnşallah bu güzellik kameraya da yansıyordur bu şekilde belli oluyordur bazen ışık açısına göre güzel çekim olmuyor arkadaşlar ışığın dışarı ışığı benim ışık ayarım dalgınlığıma geliyor böyle diyelim bu şöyle ters tarafından da şöyleye bakıtayım size güzelce. Bazen öyle bir gösterilmişim ki hemen gösterip çekiyorum ben bile göremiyorum siz nasıl göreceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte o da benim tez canlılığından kaynaklanan bir iş oluyor sanırsam. Sizler de arkadaşlar emeklerim için böyle beğeni ve yorum yaparak videolarım devamı için, videolarda sizlerle beraber buluşabilmek için böyle beğeni yorumlarınızla destek olursanız sevinirim Şimdiden hepinize beğeni yapıp yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça kalın